Müslüman her zaman özenli ve düzenli olmalıdır. Bu yüzden dış görünüşüne önem vermeli, giyimine, kuşamına ve temizliğine dikkat etmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok dikkat etmiş ve ümmetine her zaman temiz olmayı, düzenli ve tertipli giyinmeyi tavsiye etmiştir. Bu yüzden ayna kullanmak çok yerinde bir davranıştır. Zira insan ayna vasıtasıyla kendisinin dışarıdan nasıl göründüğünü bilir. Ona göre kendisine çeki düzen verir. Ancak bir husus vardır ki, aynaya fazla bakmak kişide kibir ve riyaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden bu ince çizgiye dikkat etmek, haddi aşmamak gerekir. Sürekli aynaya bakmak insan psikolojisi için olumlu sonuçlar doğurmaz. Kişi kendisine dikkat edip kendisiyle ilgilenmeli, ancak bunu takıntı haline getirmemelidir. Kendisini çok beğenip sürekli kendi görünüşüne bakmak, bununla gururlanıp kibirlenmek de oldukça yanlış bir davranıştır. Bu yüzden her Müslüman bu noktada dikkatli olup şeytanın oyunlarına aldanmamalıdır. Bir başka husussa aynanın cinler için bir geçiş platformu olma özelliğidir. Ayna cinlerin çok sık kullandığı, insanları tesiri altına aldığı ve kendisiyle insanların zihinlerini tahakküm altına aldığı bir alettir. Özellikle geceleyin aynaya çok bakmak kişiyi cinlerin tesirine ve tasallutuna karşı savunmasız hale getirebilmektedir. Malum olduğu üzere cinler akşam ezanından sonra ortalığa çıkmakta ve etrafa dağılmaktadırlar. Onlar geceleyin kendilerine yiyecek bir şeyler arar, kalacak bir mekan ararlar. Genellikle pislikler ve artıklarla beslenirler. Bu sebeple hem çevrenin hem de kişisel temizliğin dikkat edildiği bir ortamda bulunmak onların şerrinden insanı muhafaza eder. Yanı sıra cinler bu saatlerde kendilerine yanlış hareket yapan kişilere tasallut olma eğilimini gösterirler. Örneğin sıcak su dökmek, incir ağacının altına tuvalet yapmak veya açık alanda karanlıkta abdest bozmak gibi işler yapmak bu duruma kişiyi açık hale getirir. Bir şey daha vardır ki bu en az diğerleri kadar tehlikeli ve önemlidir. O da geceleyin aynaya çok bakmaktır. Sürekli aynaya bakıp onunla vakit geçiren kişilerde böyle bir hastalık hasıl olur ve cinler bundan istifade ederek kendisine vesvese vermeye ve akli melekelerini bozmaya başlarlar. Eğer kişi bu vesveselere kulak vermek eğilimi gösterirse durum daha kötüye gider. Şizofreni belirtileri göstermeye başlayabilir. Daha ileri ve kötü boyutuysa kişi cinlerin tahakkümüne girebilir ve böylece ne yaptığını bilmez hale gelebilir. Geçmişte ve günümüzde bunun pek çok örneğine rastlanmış, pek çok mağduriyet ve felaketler yaşanmıştır. Bu sebeple bütün kardeşlerimizin bu gibi işlerden korunmak için gerekli önlemleri alması ve kendisine dikkat etmesi gerekmektedir. Yüce Allah bizi, ana babamızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü tehlike ve kötülüklerden muhafaza etsin. Bizlere iki cihanda da iyilik ve güzellikler versin. Resulullah şeytandan korunmak için besmeleyi tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Kişi evine giderken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan askerlerine "Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz." der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan onlara "Geceyi geçirecek bir yer buldunuz." der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse şeytan yine askerlerine "Hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz." der. Diğer korunma yolları. Kullarının hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlası erdirilen kulların müstesna. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin ve nüfusun yoktur. Ancak sana tabi olan azgınlar müstesna buyurulmaktadır. Peki ihlas nedir? İhlas, ibadet ve diğer amellerde riyaya yer vermemek, ibadet ve taatta gösterişten uzaklaşmak ve kalbin safasını lekeleyen şeylerden gönlü uzak tutmaktır. Bir başka yol, zikir. Allah Teala'yı kalben ve lisanen zikretmekte şeytanın şerrinden masum kalabilmenin, korunmanın en müessir amillerinden biridir. Zikri terk etmekse şeytanın yanımızdan hiç ayrılmamasına sebep olur. Bütün günahlar hep Allah Teala unutulunca işlenir. Zira bir insan besmele çekerek günah işleyemez, Allah diyerek haksızlık yapamaz ve bir gönlü incitip ona diken batıramaz.